Mümin sıkıntısız bir hayat ister Allah'tan, ama sıkıntılar çoğalınca da bağırıp feryat etmez. Bildim ya Rabbi, niye verdiğini bildim der. Anlar. Mümin anlayışlı insandır. Sonra hadisteki sırrı ölçü olarak alıyoruz. Sonra ne diyor? Herkes imanına göre. Kulun imanı zayıfladıkça sıkıntılar azalır. İman azaldıkça sıkıntı da azalır. Çünkü istenen maaş karşılık düştü. Beni asgari ücretten emekli edin dersen cami yeter. Hele hele emeklilikten sonra hanımınla umreye gittin. Ta ne istiyorsun sen zaten? Umreye de gittin. Her şey akbak oldu. Ama ellerini açarsan da Rabbim Ebu Bekir'in girdiği cenneti istiyorum dersen mağaraya sokar seni Allah. Bu iş böyle. Rabbim şu ezan okuyan, Allahu Ekber diyen Bilal'le beni haşret dersen, kırbaç yiyeceğim demek istedin sen. Ki kırbacı kendin istedin. Ben Osman İbni Affan'ı istiyorum, komşuluk istiyorum, Aişe'ye, Hatice'ye komşuluk istiyorum dersen, varlık içinde yokluk çekersin. Hem Hatice hanım olacaksın, hem Muhammed Aleyhisselam'ın biricik hanımının senin de arkadaşın olmasını isteyeceksin. Bizi Hatice'lerle haşret ya Rabbi diye dualar edeceksin mevlüt törenlerinde. Ondan sonra da Şipa Vadisi'nde 3 yıl ağaç kovuğu yiyerek yaşamaya razı olmayacaksın. Niye dua ettin? Ne işin vardı Hatice ile? Sizin mahallede Hatice abla yok mu? Onu örnek al. Bak ne güzel, her sene perdeleri değişen, 3 sene üst üste koltukları aynı olmayan Hacı Hatice abla da var. Beni bu kadınla haşret desene. 3 yıl kocasının imanı ve nübüvvet davası uğruna ağaç köklerini çıkarıp yiyen Hatice binti Hüveylit öyle bedava Hatice olmadı. Malını, mülkünü kocasının davasına verdikten sonra onun adı Hatice oldu. Kocası 3 sene açlığa mahkum olunca onunla beraber aç kaldı. Bizi Hatice ile beraber yap ya Rabbi. Ey Hatice ile beraber yapıldın, ama ahirette dünyada Hacı Hatice teyze ile. Bu çelişki seni güldürmüyor mu ki melekleri güldürmesin? Var mı öyle? Var mı öyle? Nikah duasında ya Rabbi, ha bu adamla ha bu kadını İşte Muhammed'le Hatice'nin arasındaki aşk gibi aşklandır ya Rabbi. Ey ne güzel dua ya. Ne güzel dua. İşte ashab-ı kiramın hanımlarına verdiğin ülfetten, kocalarına verdiğin ülfetten bize de ver ya Rabbi. Ha bu damadı da ayırma bundan. Oh be, ne baklavalı dualar bunlar be. Ne bak, utanır insan, utanır. Biliyor musun sen? Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nikahımızı kıy nikahımızı, ben bununla evleneceğim diyen kadına ne mehir istiyorsun sorulduğunda ne cevap vermişti o kadın? Bana Kur'an'dan bir sure öğretti, kadınlık mehrim olarak onu kabul ettim ya Resulallah diyen kadınların sevgisini istiyorsun sen Allah'tan, o aralarındaki aşkı muhabbeti istiyorsun, ama sen daha diplomasız olan hiçbir mümini bile aday olarak önüne kabul etmeyen bir düğün süreci başlatmıştın, hatırlıyor musun? Sen hafız birisi bile olsa seni isteyen adam yerine koymamıştın parası yok diye. Ama duaya geldi mi, emekli maaşına geldi mi, o Hatice'den aşağısının mutluluğuna hiç yanaşmak yok. Kim kimi inandıracak ki bu gerçeğe? Hayır, bu dünya temenniler dünyası değildir. Bu dünya ameller dünyasıdır. Kuru temenni yok. Onlar rüya. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah şu dünyada yaratılış maksadımızı bize ilan etti. Sıradan bir Müslüman bile her akşam yatmadan önce Mülk suresini okurken لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, bunu kanun olarak kaç yüz defa okudun en güzel işleri, en üstten primleri kim ödeyecek? Bunu görmek istiyorum diyor Allah. Kul i'melû feseyerallâhu amelekum ve rasûluhu vel mu'minûn. Çalışacaksınız, çalışacaksınız. Allah görecek, peygamberi görecek, ümmeti Muhammed şahit olacak çalıştığınıza. Yok bedavadan, ekstradan emeklilik. Öyle emeklilik olur ama sonra nereden maaş alacağını merak edersin. Yok öyle emeklilik.